Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. The highest court of the United Nations has ruled that Israel must take all measures to prevent genocidal acts in Gaza. And punish the direct and public incitement to commit genocide. İsrail tartışmalı açıklamaların devam etmesine müsaade etmekle suçlanıyor. Hayav liot idud agira. BBC Arapça servisi, İsrailli liderler ve askerler tarafından yapılan açıklamaları araştırdı. Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı karardan bu yana İsrail'in ne gibi adımlar attığı sorusuna yanıt aradık. Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısından ve bunu takiben İsrail'in Gazze'de düzenlediği askeri harekattan bu yana her iki tarafta kışkırtıcı bir dil kullanıyor. Bazı Hamas yetkilileri benzer eylemleri tekrarlamaya dair konuşmalar yaptı. Liderleri de savaş suçuyla suçlandı. Ancak Hamas bir devlet olmadığı için Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edilemiyor. Ama İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanabilir. Soykırım Sözleşmesi'ni imzalayan İsrail de soykırıma teşvik, ulusal yasalara göre de cezalandırılabilen bir suç. Peki soykırım niteliğindeki eylem ifadesiyle kastedilen ne? Birleşmiş Milletler soykırımı ulusal, etnik, ırksal ya da dini bir grubun tamamını veya bir kısmını yok etme niyetiyle gerçekleştirilen eylemler olarak görüyor. Sözleşme bu kapsamda cezalandırılmak üzere 5 eylem tanımlıyor. Bunlardan biri soykırım yapmak için doğrudan ve aleni bir kışkırtma veya çağrıda bulunmak. אנחנו מטפלים בעזה רק במחבלים. מי שקיבל כדור כנראה מגיע לו. מגיע לו. מי שחוסל בעזה, אנחנו הורגים מחבלים. מי שבא לרצוח ילדים... Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un da bir üyesi olan İsrail Parlamentosu Başkan Vekili, bu açıklamaları Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı karardan haftalar sonra yaptı. Daha önce X'teki bir gönderisinde Gazze'yi yakma çağrısında bulunmuştu. Platformdan gelen talep üzerine paylaşımını sildiğini söyledi ama özür dilemedi. Kararın açıklanmasından bu yana İsrail hükümetinin en üst kademelerindeki isimlerden de tartışmalı açıklamalar geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Filistinlilere 2 milyondan fazla nüfusa sahip Gazze'yi gönüllü terk etmeleri yönündeki bu çağrısı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sadece birkaç gün sonra yapıldı. Gazze'deki İsrail askerleri de Filistinlilerin bölgeden sürülmesine dair yorumlar yaptı. (Gülüyor) 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri tarafından Gazze'deki yıkımı kutlayan ve alaya alan videolar yayımlandı. İsrail ordusu BBC'ye yaptığı açıklamada, askerler tarafından paylaşılan videoları komuta ve disiplin önlemleri çerçevesinde ele aldıklarını söyledi. Ayrıca incelenen bazı vakalarda görüntülerdeki askerlerin ifade veya davranışlarının uygunsuz olduğu sonucuna varıldığını belirtti. We consider the calling to displacement of the Gaza population as part of the ethnic cleansing that is ongoing in Gaza. That is part of the genocide. Certain statements, let's say by Itamar Ben-Gvir and others, you know, I'm definitely not going to defend such statements, but they do not rise to the level of genocide, certainly. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese ise şöyle diyor. We can see that it's impossible to return Gaza to what it was because 70% of it has been destroyed, because over 33,000 people have been killed, 14,000 of whom are children. So the incitement against the people of Gaza has translated, in fact, into concrete actions. So there is a direct link. I mean, it cannot be missed. Politikacıların söyledikleriyle askerlerin davranışları arasındaki bu bağlantı
Ocak ayında Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen duruşmada Güney Afrika'nın temel argümanlarından biriydi. Israel's political leaders, military commanders and persons holding official positions have systematically and in explicit terms declared their genocidal intent. And these statements are then repeated by soldiers on the ground in Gaza. Duruşmada verilen örneklerden biri de şu. Zahor et asher asa lecha ma'amalek nitzavenu. Anu zochrim ve anu nilchamim. Bu konuşma Gazze'deki kara saldırısından önce askerlere hitaben yapıldı. Amalek, İsrailoğullarının Amalek halkı tarafından pusuya düşürüldüğü ve Tanrı'nın bu halkın kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yok edilmesini emrettiği bir İncil anlatısından geliyor. Amalek'e karşı savaş, Yahudi metinlerinde bir mitzvah savaşı olarak tanımlanıyor. Yani bu, Yahudileri korumak için Tanrı'nın buyurduğu zorunlu bir savaş. I think Netanyahu's reference to Amalek in the modern context of this war was highly problematic. It was using a term that's vague and could be understood in different ways in order to rally support, especially among the religious camp. Başbakan Netanyahu'nun ofisi, Amalek'ten bahsederken Hamas'ı kastettiğini, Filistinli sivilleri kastetmediğini açıkladı. Amalek kavramının kapsamını anlamak için savaşın başlamasından bu yana internette bu ifadenin geçtiği paylaşımları inceledik. Araştırmamızı Gazze Savaşı ile ilişkili olanlarla sınırladık ve kapsamı daha da daraltarak sadece İbranice olanları değerlendirdik. Araştırmanın sonucunda 3600'den fazla paylaşımın toplam 6 milyon kullanıcıya ulaştığını tespit ettik. Bahsedilme sayısı Netanyahu'nun konuşması sırasında ve videonun viral olduğu Aralık ayının başında zirve yaptı. Bu dini anlatı ve ideoloji, İsrail'de özellikle bazı topluluklar arasında mesajlaşmanın parçası haline geldi. Ayrıca İsrail'deki tüm Siyonist yesivalar, yani Yahudi din okulları için düzenlenen yıllık bir konferansta da dile getirildi. Birazdan izleyeceğiniz bu video viral oldu ve 1 milyondan fazla izlendi. Teyit ettiğimiz bu çeviri bize ait. Mali'nin konferansta da bahsettiği Mitzvah Savaşı anlatılarından birinde tek bir canın bile yaşamasına izin verme şeklinde bir emir bulunuyor. Haham Eliyahu Mali ile bu konuşması üzerine temasa geçtik. Yasal temsilcisi BBC'ye verdiği yanıtta Haham'ın konuşmasının büyük ölçüde yanlış aksettirildiğini söyledi. Ve temsilci, bugün İncil'deki emirleri uygulayanların orduya ve ulusa büyük zararlar verebileceğini çok açık bir şekilde ifade etti dedi. Haham'ın çocuğundan yaşlısına kadar sivil halka zarar vermenin yasak olduğunu söylediğini aktardı. Haham'ın bu 47 dakikalık konferansının tamamını inceledik. Haham Ali konuşmasını şöyle sonlandırıyordu. Ancak Aham konuşmasının başlarında Yahudi metinlerini sivil halk bağlamında tartışıyor ve şöyle diyor. Haham konuşmasının devamında şu ispatlanamaz iddiayı öne sürüyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı kampanyalar yürüten İsrailli Tag Meir adlı gruptan avukat Eytay Mak, polisin Haham Mali'yi soykırım, şiddet ve terörizmi teşvik etme şüphesiyle soruşturmasını istedi. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için beklediğini söylüyor. Ocak ayında görülen duruşmadan iki gün önce İsrail Başsavcısı, sivillere kasıtlı zarar verme çağrısında bulunan herhangi bir ifadenin
İsrail Devleti'nin politikasına aykırı olduğunu ve tahrik suçu da dahil olmak üzere ceza gerektiren bir suç teşkil edebileceğini söyledi. Şu anda bu tür birkaç vakanın İsrail Kolluk Kuvvetleri tarafından incelendiğini açıkladı. Kamuoyuna açıklanmış herhangi bir rapor olmasa da Uluslararası Adalet Divanı aldığı önlemlere ilişkin İsrail'den istedikleri raporun kendilerine ulaştığını doğruladı. BBC ifadelerin soykırımı teşvik edip etmediğini belirlemek için herhangi bir cezai soruşturma açılıp açılmadığını doğrulayamadı. Whether there are investigations, of course, depends on whether, in their view, any arguable incitement to genocide has happened. Hamas hides behind civilians, and inevitably, some of those civilians have regrettably and tragically been harmed. BBC, İsrail Devlet Savcısı, Emniyet Müdürü ve Adalet Bakanlığı ile iletişime geçti. Sadece Adalet Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık, bir yandan zararlı kışkırtmalara karşı koruma sağlarken, bir yandan da anayasal hak olan ifade özgürlüğü arasındaki dengeyi kurmaları gerektiğini ifade etti. Ve Uluslararası Adalet Divanı, nihai kararın yıllar sonra verileceğini öne sürerek ara bir karar aldı. İsraillilerle Filistinliler arasındaki uzun süredir devam eden bu ölümcül çatışmanın sonu görünmüyor. Her iki taraf da tahrik edici dil kullanmaya devam ediyor. Nihai karar açıklandığında Gazze'nin ne durumda olacağı ve nasıl yönetileceği ise belirsiz.